Ali Kara Hasanoğlu, Huab 1 ila 2, Mustafa Kemal'in askerleriyiz. 27 Mayıs darbesini yapan albaylar cuntası da öyle diyordu. 12 Eylül darbesini yapanlar da. 28 Şubat darbesini yapanlar da. 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanlar da. Durum Kemalistler hemen itiraz etmeyin. 15 Temmuz'u biz yapmadık, demeyin. Bunu söylemeniz, önceki 3 darbeyi yaptığınız anlamına gelir, faka basmış olursunuz. Gerçi kabul etseniz de, etmeseniz de, zaten tüm darbeleri sizin yaptığınızı herkes biliyor. İnkar etseniz de kurtuluş yok. Bu millet size notunu verdi. Yaptığınız darbeler sebebiyle yıllardır desteklediğiniz zihniyet, iktidar yüzü göremedi. Bundan sonra da iktidar yüzü görebileceğini hiç sanmıyorum. Ama 15 Temmuz darbesini inkar etseniz de. TRT 1'de okutulan korsan bildiriye bakın. Yurtta Sulh diye başlayan korsan bildirideki kemalist söyleme bakın. Sonra istediğiniz kadar inkar edin. Ne olmuştu 15 Temmuz hain darbe girişiminde Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyerek Yurtta Sulh korsan bildirisini TRT 1'de okutup seçilmiş iktidara karşı darbe yapmaya kalkanlar tanklarının önüne yatan doğuştan asker milletin direncine dayanamayıp savaş uçakları ile devletin polisini bombalayanlar o uçaklara atılan terliklerle başlayan direniş sonunda, derdest edilip, cezaevine tıkılmışlardı. Mezuniyet töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan orada. Eğer mezuniyet kapsamında, resmi bir organizasyonunuz varsa, herkesle birlikte yaparsınız. Yok, mezun olanların bir kısmı, törenin düzenlendiği alanda, bir bölüme gruplaşıyorlar. Bir alana doğru, kılıçları çekilmiş şekilde bağırışlar eşliğinde yürüyorlar. Ama tamamı değil. 989 mezun olan var. Gruplaşanlar toplasanız 90 kişi ya var, ya yok. Dolayısıyla resmi planlama da olmadığı için, bütün temenler katılmadığı için korsan etkinlik diyebiliriz. Askeriye ve disiplin. Ne kadar ikiz kardeşler. Disiplin ve korsan etkinlik. Ne kadar zıt kardeşler. Ve mezunların bir kısmı toplandıktan sonra bir kısmının haberleri olmadığı için veya disiplinsizlik yapmamak için katılmadığı gruplaşmada. Mezuniyet töreninde hep birlikte yemin edilmiş iken, şimdi, resmi tören dışında bir başka yemin daha ediliyor. Ben de soruyorum, niye ihtiyaç hissettiniz, niye ihtiyaç hissettiniz ve, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, komutanlar oradayken, başkomutan oradayken, hup, bir ikinci Mustafa Kemal'in askerleriyiz, sloganları sonrasında oluşan gruptaki tüm temenlerinde ve toplam 989 temenin tamamının katıldığı törenden tek kelime ile paylaşım yapmayan Atatürk istismarcıları. Ne hikmetse, Hup, 1. ikinci Mustafa Kemal'in askerleriyiz, sloganlarını medarı iftihar vesilesi olarak görüp, onun üzerinden gözyaşları akıtarak destek açıklamaları yapmışlar. Oysa, o sloganları atanlar da, bir saat önce Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı törendeydiler. Cumhurbaşkanı'nın katıldığı törende, yine Mustafa Kemal'e övgüler vardı. Yine M, Kemal için, saygı içerikli, bağlılık içerikli konuşmalar vardı. İlginçtir, onları beğenmemişler. Bütün temenlerin katıldığı, Mustafa Kemal'e bağlılık sözleri verilen resmi tören içindeki konuşmaları beğenmemişler. Ama, temenlerden bir kısmı arkadaşlarından ayrışarak, önce sloganlar atıp, sonra da kılıçlar çekilmiş şekilde bir yemin edince, CHP'lilerle yatıp, iplilerle kalkan emekli bir albay var. Halk TV'den başka televizyon bilmeyen, pardon bir de, 50 bin insanımızın, binlerce askerimizin ve polisimizin katili terörist başı Abdullah Öcalan için, Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vesaire. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım, diyen Merdan Yanardağ'ın televizyonuna çıkıp anılarını anlatan. Merdan Yanardağ'ın bir cümlesini aktardığım için, canım bir cümleden genel çıkarımlar yapmayalım, diyenler için hatırlatayım. Bu Merdan var ya bu Merdan. Eli kanlı teröristler için. Yani. Emekli kurmay Mustafa Öncel, eğer PKK'lı kalı teröristler ile hayatında hiç karşılaştıysa, o Mustafa Öncel'i vurmak için elini tetiğe götüren o teröristler için, gerilla diye yazan, hakarayan gerilla, day tanımlayan Özgür Gündem Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yapmış bir kişi o merdan. İşte o merdan Yanardağ'ın televizyonuna katılan emekli kurmay albay Mustafa Öncel. Kara Harp Okulu mezunlarının bir kısmının son illegal gösterisi için demiş ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk her dem yeniden doğuyor. Gözlerim yaşardı. Bu ülkenin askerine kurşun sıkan PKK'lı teröristler için çok uzun süredir cezaevinde. Siyasi mahkum, tecrit tabi tutuluyor, rehin alınmış diyenler, onlara alkış tutanlar, onları halkımız nezdinde refere edenler İster emekli kurmay albay olsunlar, isterlerse genel kurmay eski başkanları olsunlar. Bu milletten asla destek göremeyeceklerdir. Genç temenlere de hatırlatayım. Sizin o kılıçlı gösterinize kim sahip çıktı? Vatanın namusunu korumak için ettiğiniz yemindeki sözünüzü size haram etmek isteyen pika kalı teröristlere, gerilla diyenlerle işbirliği yapanlar. Ben daha ne diyeyim? Size ne anlatayım?